Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel kar topunun bir ipi var çağla yeşili onunla harika bir model başlayacağız. İpimin kalınlığı şöyle 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel şöyle kabarık bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısında olması gerekiyor. Yani ilmek sayımız çift sayıda olsun. Modelimizi ona göre kuralım. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 Toplamda 18 ilmek var şişimde. 18 ilmekle modelimizi anlatmaya başlayalım. Ben lastik kullanmayacağım arkadaşlar şimdi model anlatırken. Siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra zemin oluşturmak için bir sıra ters örüyorum. Modelimizin ön yüzüne geçince yani örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan, bakın şurada arka boşluğundan girdim, bir ilmek çıkardım. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İkinci ilmeğin yine arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmek çıkardım bakın. Ve Sol şişimdeki iki ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Yani iki ilmekten şu anda üç ilmek çıkarmış olduk. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, örmeden aldım. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, örmeden aldım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Son iki ilmeğimiz kaldı. Ona da aynı işlemi yapıyorum. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz üç, üçer üçer gruplar halinde. Bu üçlü ilmeğin birincisini düz örüyorum. Bakın birinci ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi bir 2 iki. iki ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ilmek sayımız yine aynı artırma yaptığımız ilmeği arka yüzünde eksilttik tekrar. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şu üçlü grupları anlatıyorum arkadaşlar birinci ilmeğimi düz ördüm. Diğer ikisini de ikisini bir alarak ters örerek kestim. İkinci sıra arka yüzünde, Sıra sonuna kadar bu işlemleri devam edelim. kenar ilmeğimi dördüm. 3. sıra arka yüzündeyim. Pardon 3. sıra ön yüzüne geçtik. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Her modelde olduğu gibi bu modelde ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde. İlmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Son sıramız modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki yani birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan şimdi ilmek çıkartıyorum örmeden alıyorum bakın şişimde iki ilmek yaptı sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim şişimde 3 ilmeğim var 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk yine şu iki ilmek üzerine çalışacağız birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım örmeden aldım İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Şöyle kabartmalı güzel bir model İstediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz bu modeli. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni öğrenenler için hızlı yapınca anlamıyorlar. Zorlanmamaları için elimden geldiği kadar yavaş yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bazen biz de kendimizi kaptırıp hızlı yaptığımız da oluyor. Bir de özellikle yabancı takipçilerimiz var. Onlar da elimizi takip ederek yapıyorlar. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bunları örmeden alıyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz üçlü üçlü şöyle gruplar halinde. Birinci ilmeğimi bakın şu üçlü grubu diyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Sıradaki iki ilmeğimi ters örerek Tek ilmeğe düşürdüm. Birinci ilmeğimizi düz, sıradaki iki ilmeğimizi ters örerek keselim. Bir düz, iki ilmeği bir aldım, ters ördüm. Bir düz, iki ilmeği bir aldım, ters olarak ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, İki ilmeği ters olarak ördüm, kestim yani. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam ediyorum. Üçlü ilmeğimizin birincisini düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği de ikisini bir alarak ters ördüm ve tek ilmeği düşürdüm. kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelin arka yüzü de daha farklı bir model oluşuyor şöyle. Harika görüntüsü var. Yani her iki tarafında kullanabilirsiniz. Bence ikisi de gayet güzel, şık bir model oluyor. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Ben ters ilmeklerimi arkadaşlar bu şekilde örüyorum. Yani benimki tamamen el alışkanlığı. Siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Nasıl eliniz alışıksa. Evet sıra sonuna geldik. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. kenar ilmeğimi dördüm Modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın burası arka yüzü modelin. Burası da ön yüzü. Bir parça da daha önce yapmıştım. Hemen onu göstereyim size. Bu da daha önce yaptığım bir parça. Bunda da şöyle bir lastik kullandım arkadaşlar. Tekstil tipi başlama diye geçiyor. Kanalımda var bu lastiğin anlatımı. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim. Bunu da lastiksiz yaptık. Dediğim gibi siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Her türlü lastiğe de uyum sağlar. Ben şöyle alt kısmının çok çekmemesi için bu lastiği tercih ediyorum. Şöyle videoda göstermek için daha doğrusu. Siz de yapacağınız örgüye göre lastik tercihini yapabilirsiniz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel kabartmalı, şöyle pufuduk pufuduk bir örgü. Yalnız bu modelde arkadaşlar çok kalın ip kullanmayın. Model zaten şöyle kabarık bir model olduğu için çok kaba duracağını düşünüyorum. Yani oldukça ince ip kullanırsanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka yüzü de harika bence. Sizce hangi yüzü daha güzel oldu? Bu modelin arka yüzü. Bu tarafta ön yüzü. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor arkadaşlar. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Evet. Bugünkü modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter, atkı, bere, her türlü şöyle güzel kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. İnce iplerle harika olur bence. Sizler de nelerde yapacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Diğer arkadaşlara da fikir olur paylaşmış oluruz hep birlikte. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.